happy is the mother who bore you and nursed you? Rather, how happy are those who hear the word of God and obey it? Teach us to pray, just as John taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins, for we also forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Holy Scriptures, God declared the Messiah would come to be the Savior of the world. The life of Jesus gives evidence that he is indeed the one the prophets spoke about. Isaiah prophesied that the virgin will conceive a child and will give birth to a son. Centuries later, the birth of Jesus was the fulfillment of that prophecy. The Holy Scriptures declared that the Holy One to be born would be called the Son of God. This means that Jesus was to be called the Son of God in a spiritual sense. We see this in how he lived his life. He healed people from disease, forgave their sins, turned them back to God, and promised them a place in God's eternal kingdom. He offered himself as a sacrifice for sin in their place, and then rose again, conquering death. Jesus said, "No one can take my life from me. I lay it down of my own accord." The life of Jesus not only fulfilled the writings of the prophets, but also confirmed the truth of God's holy word. The prophets declared, "The word of the Lord is flawless. Your word, O Lord, is eternal." Jesus himself said, "Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away." Jesus came to give us life in all its fullness. But when man disobeyed God in the Garden of Eden, he chose to go his own way, and his actions separated him from the Creator. The Holy Scriptures declare that all have sinned, and the payment for sin is death. This means a spiritual death, eternal separation from God. But just as God provided a ram to die in place of Abraham's son, so he sent Jesus the Messiah to die in our place. His life, death, and resurrection restored the relationship between God and all those who put their trust in him. Now, those who follow Jesus not only have their sins forgiven, but are saved from God's eternal judgment. They are assured of paradise and will live with him forever. It is this life and freedom from the guilt and power of sin that Jesus offers each person today. This does not mean following a religion, but choosing to have faith in Jesus, who says, "I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him." This means turning to God and trusting Jesus to come into our lives, to forgive our sins, and to make us what he wants us to be. It is not enough to intellectually agree with his claims, nor to have an emotional experience. We receive him by grace through faith as an act of the will. When people are ready to become followers of Jesus the Messiah, they may speak to him in a simple prayer. Perhaps you are ready now to open your life to God. If so, you may join in the following prayer to him, silently, in your heart.
Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. I confess and repent of my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be. As I become one of your followers. Amen. Jesus said about his followers, "My sheep recognize my voice. I know them, and they follow me." In order to experience the abundant life which Jesus promised, his followers talk to God each day in prayer and read or listen to his word. They tell others about him and meet regularly with those who love and follow him. Remember his wonderful promise. All power is given to me in heaven and in earth. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Yuhanna'nın öz şehirlerini öğretişi yali bize de vaadet etmeyi öğret. Vaadet de şehit yerdiler. Ey kudretli güçlü atamız, bütün alemin hükümdarı. Sen adına keramat, sen bizi halat edecek gününü karışacağız. Sen asmanlaki erkeslerin yerin yüzüne de yayrasın. Bizim günlülük ırtkımızı her gün yetirip dur. Hem de bizim gün alemede bağışla. Bizim özümüzü belgeler bağışlayaz. Azdırma adına da duşar etme. Mukaddes yazgılarda Huday Mesih dünyanın halaskarı olmak için gelir deyip aydıya. İsa aleyhisselamın durmuşu onun hakikattan da peygamberler tarafından velilik edilen şahsiyettiğine şayetlik ediyor. İşaya peygamber şeyle velilik edipti. İne bir kız gövreli olup bir oğul doğurar. Bir neçe asırlar geçen son İsa'nın doğulmağı olan bu velilik berca edildi. Mukaddes yazgılar bu doğulacak mukaddes şahsiyet Huday'ın oğlu deyip adlandırılır deyip ıglan etti. Bu İsa'nın fiziki manada değerli, ruhu manada Huday'ın oğlu deyip adlandıracaktığını anla diye. Biz İsa aleyhisselamın öz durmuşunu ne hile yaşandığını görüyoruz. O adamları keserlerden halas ediyerdi. Onların günahlarını bağışlayardı. Onları Huday'a tarap gönüktürüyerdi. Ve Huday'ın bağışalığında yer verecek deyip vaat ediyerdi. O özünü onların derecini günah için kurbanlık hükmünü hödürlep, sonra ölümü yenip tezeden dirildi. İsa, canımı benden hiç kim almaya, özüm pidayı diyerin deyip aittı. İsa aleyhisselamın durmuşu dünevür peygamberlerin yazgılarını berca etmeyen, şeyle hem Huday'ın mukaddes sözünün hakikılığını tasdikladı. Rabbin sözü sahaptır. Rabbim, senin sözün evedidir. Deyip peygamberlere ıglan etti. İsa'nın özü şeyle deydi. Gök hem yer geçer. Yönümenin sözlerim asla geçmez. İsa aleyhisselam bize bol iliğin durmuş verme için geldi. Adam yerin bağında Huday'dan boyun kaçıranına, öz yoluna yermeyi sayladı.
ve onun bu hareketleri onu yaradıcıdan çetleştirdi. Mukaddes yazgılar bağır günah etti ve günahının mızı ölümdür deyip ıglan ediyor. Bu ruhu ölümü, yani Huday'dan bakı ayrılığı anlı diye. Emma Huday, Urayim'in oğlunun ölümüne direk koçun kurvan edilmeğini hödürlüğü şey alı, bizim yerimizi ölmek için İsa Mesih'i iyi verdi. Onun durmuşu, ölümü ve tezden dirilmeği Huday bilen adamzadın arasındaki katlaşığı dikeltti. Enne, İsa'nın izni eriyenlerin dine örgüneyleri bağışlanman, eysem, olar Huday'ın bakı hükümünden halas edildiler. Olar cennette Huday bilen bakı yaşayacaktığına berk inanıyorlar. Şun hem, İsa aleyhisselam her adama hüt şu durmuşu, günahın ve günahın zulmünden azat olmaklığı hüdürlüğe. Buyur, dine ermekliği anlatman. Eysem, yine, beni işikte doğurun, kapıyını kakyarın. Biri sesim eşitip kapıyını açsa, içerik giyirin diyen, İsa ananıp yaşamaklığı saylamağı göz önüne tutuyor. Bu Huday'a üzülünmeyi, İsa Mesih'in durmuşumuza girip, günahlarımızı bağışlayıp, bizi öz istediği oyuncu özgördük bilir yalı, ona bil bağlamak anlı diye. Onun aydayan zatları ile ağımız ile razılaşmak ya da belli bir duyguları baştan geçirmek yeterlik değil. Biz onu ana markalı, merhamet ile öz erkimiz esasına kabul ediyoruz. Adamlar İsa Mesih'in izine ermeye tayyar olanlarına onu yönöke dilek arkalı yüzlenip bilirler. Mümkün seneyem İsa Mesih'i öz yüreğine çağırmağa tayyarsın. Eğer bu şeyle olsa, hazır kaydılacak dilege ümsüm öz yüreğinde koşulup bilersin. Rabbim İsa, ben sana mehtaç. Benim günahlarım için haçta canın kurban edenine men minnettar. Ben öz günahlarımı boyun alayan ve tövbe edeyim. Ben öz durmuşumun kapısını açıp seni öz halaskarım ve Rabbim hükmünle kabul ediyorum. Benim günahlarımı bağışlap bana bakı yaşayış beriyenim için minnettar. Beni öz isteğin boyunca özgört. Şeylelikte men senin izine eğirici olayım. Amin. İsa Mesih öz izine eğirgenler var da şeyle deydi. Benim koyunlarım sesime kulak asıyor. Ben hem onları tanıyarım. Olar benim izime düşerler. İsa'nın vaadi veren bol iliğin durmuşunu baştan geçirmek için onun izine eğirgenler her gün Huday ile doğa dile arkalı gepleşerler. Onun sözünü okuyarlar ya da dinleyerler. Olar beylekleri de Huday var da gürün verip onu söyüp izine eğirgenler ile yığı yığıdan duşuşarlar. Onun acayip vaadasını yadında sakla. Ahlı ıhtiyar yerde gökte bana verildi. Men dünyanın sonuna çenli sizin ulen olarım. Amin.